Gruplar adına söz talepleri karşılandı. Şahıslar adına ilk söz Hatay Milletvekili Sayın Barış Atay Mengüllüoğlu'na aittir. Buyurun Sayın Mengüllüoğlu. Herkesi selamlıyorum. Salonda 5 kişi olmanız bir sözümüzü ispatlar nitelikte. Ha boşluğa konuşmuşuz, ha size konuşmuşuz. Fark etmiyor gerçekten. Ya olduğun gibi görün, görün ya da göründüğün gibi ol sözü bu iktidardan daha fazla hiç kimseye uymamıştır. Eminim. Bunu size her adamın adımınızda söylesek fazladan bir laf söylememiş oluruz. Ha diyorsanız ki biz ne düşünüyorsak onu söyleriz. Ben size bir soru sorayım. 200 küsür kişisiniz toplamda. Hiç o kadar görmedik ama bir tekiniz, sadece biriniz bile şu anda Cem Evleri Cümbüş Evidir diyebiliyor musunuz mesela? Biriniz bile başka birinden bahsederken biliyorsunuz kendisi Alevi diye altını çizme gereği duyuyor musunuz? Bunu biri benim önümde söylese, ya sen ne saçmalıyorsun haddini bilsene derim. Sizden bunu da beklemiyorum. Fakat aranızda yalnızca biriniz çıkıp Alevilere bu hakaretleri eden Genel Başkanınız Tayyip Erdoğan'a ya en azından biraz ayıp oldu diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Zaten diyemezsiniz de. Demediğinize göre, genel başkanınız da bu fikrinden vazgeçtiğini açıklayan bir açıklama yapmadığına göre soruyorum. Bu durumda en son ziyaretinde Cem Evine Cümbüş'e mi gitti Sayın Erdoğan? Mustafa Elitaş diyor ki, efendim ne varmış torba yasada gelmesinde? Birbiriyle ilgili maddeler görüşülünce torba yasa oluyormuş. Bunun neresi Alevileri aşağılıyormuş? Ya motorlu taşıtların Alevilikle ne ilgisi var ya? İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlerin vergilerinin silinmesinin Alevilikle ne ilgisi var? İhalelerin ne ilgisi var? Ne ilgisi var size soruyorum. Öyle boş beleş konuşuyorsunuz. Alevi yurttaşların sorunlarını 20 yıl sonra bile ayrı başlıkta görüşemiyorsunuz. Bari bu yasanın görüşüldüğü günlerde polisle saldırmayalım diyemiyorsunuz. İçinizden gelmiyor çünkü. Çünkü bunu seçimlere giderken göz boyayabileceğinizi sandığınız için yaptığınızı hepimiz biliyoruz. O kadar belli ki. Siz şimdiye kadar 20 yıldır Alevi yurttaşların hangi sorununu çözdüğünüzde şimdi çözüyor gibi davranabiliyorsunuz. Alevilerin talepleri çok net. Eşit yurttaşlık talepleri var. Cem evleri ibadethane olarak yasal güvence altına alınsın istiyorlar. Zorunlu din dersleri kaldırılsın diyorlar. Bu tek mezhepçi diyanet lağvedilsin istiyorlar. Alevi köylerine cami yapılmasın istiyorlar. Siz hangisini yaptınız? Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta yapılan katliamların araştırılması önergesini siz reddetmediniz mi? Dersim katliamının araştırılması önergesini siz reddetmediniz mi? Madımak katliamına ilişkin araştırma önergesini kim reddetti? Biz mi ettik? Siz etmediniz mi? Evleri işaretlerin Alevi yurttaşlara yönelik tehditlerin araştırılması için komisyon kurulma teklifini kim reddetti? Siz etmediniz mi? Ve hala çıkmış Alevi yurttaşların sorunlarını çözeceğiz diyebiliyorsunuz. Neymiş? Kültür Bakanlığı'na bağlayacaklarmış. Neymiş? Aydınlatmasını, suyunu, ısıtmasını sağlayacaklarmış. Yahu iktidarınızla hayatlarını karartmaya çalıştığınız bir toplumun aydınlatmasını sağlasanız ne olur siz ya? Kerbela'da susuzluktan ölüme mahkum edilmiş insanlara su verseniz ne olur siz? Madımak'ta yakılan insanlara hala bir de hele katillerinin tahliyesine hayırlı olsun diyen sizlerken ısıtma masrafını karşılasanız ne olur? İnsanlara böyle mi söyleyeceksiniz? İnsanların yaralarına böyle mi merhem olacaksınız? Siz Cem Evi'nin içinde öldürülmüş Uğur Kurt'un katili olan polise 12 bin lira ceza verip tahliyesini sağlamış bir iktidarsınız. Hayatınız boyunca böyle anılacaksınız. Siz Alevilerin türbesini camiye çevirmiş bir iktidarsınız. Siz hala meseleyi bina giderleri karşılayarak, bulduğunuz birkaç dedeye maaş bağlayarak, Alevilik Ali'yi sevmekse dört dörtlük Aleviliyim diyerek çözebileceğinizi sanıyorsunuz. Çözemezsiniz. Çünkü çözmek gibi bir niyetiniz yok. Çünkü inkar ve yok sayma politikalarınız tüm hücrelerinize işlemiş. Ha, samimiyetle Aleviliği öğrenmek mi istiyorsunuz? Alevileri tanımak mı istiyorsunuz? Ben size yardımcı olayım. Örneğin Aleviler din şarlatanları gibi başkasından bahsederken hangi mezhepten olduğunu belirtme gereği duymazlar. Alevilik
zorla Alevilik öğreneceksiniz diye ısrar eden bir yol değildir. Aleviler bir otel dolusu insanı faşist tertiplerle yakmazlar. Aleviler sabah çayını içtiği, akşam yemeğini yediği komşusunu sabah toplaşıp katletmeye girişmezler. Öğrenmek, tanımak mı istiyorsunuz? Önce bizim ne yapmayacağımızı öğreneceksiniz. Sözün özü, Alevilerin taleplerini yok sayan, hatta böyle manevralarla var olan düzeni bir de yasalaştıran bu anlayışınızı kabul etmeyeceğiz. Etmiyoruz. Gece yarısı çıkarttığınız kararnamelerin de şu an çoğunluk olduğunuz için yasalaşacak olan bu yasada bizler için yok hükmündedir. Tamam, tamamlayalım lütfen. Bu toplum Alevilerin katli vaciptir, kestikleri et yenmez diyen Ebu Suud'a, Kalender Çelebe'nin üstüne orduyla yürüyen Pargalı'ya, iktidarı Alevi katliamlarıyla geçmiş Selim'e, 2. Mahmud'a, Hınzır Paşa'ya boyun eğmedi, Yezid'e baş verdi, baş eğmedi. Gerçekten size biat mı edecek zannediyorsunuz? Gerçekten çok beklersiniz, çok bekleyeceksiniz. Hep söyledik, söylüyoruz. Baş eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Asla ama asla ne iktidarınızın ne devletin Alevisi olmayacağız. Siz de bunu öyle ya da böyle öğreneceksiniz.